Av Para ekranlarına hoş geldiniz. Her salı olduğu gibi analiz programıyla karşınızdayız. Stratejist Cüneyt Paksoy'la bir yandan makroekonomik analiz, bir yandan grafiklerle teknik analizle hem yurt için hem de küresel cepheyi konuşacağız. Stratejist Cüneyt Paksoy'la hem grafiklerle hem de makroekonomik analizle devam edeceğiz. Önce makroekonomik analizi yapalım. Hoş geldiniz Cüneyt Paksoy. Selamlar Beyhan. Teşekkür ediyoruz. Önce tabii her zamanki gibi değerlendirmemizi yapalım. Hem içeriği hem dışarıyı birlikte konuşalım isterim. Çünkü grafiklerimizi de yetiştirebilmek adına. Küresel cepheye bu hafta baktığımızda aslında Kasım ayına hazırlıklar diyebiliriz. Veriler gelmeye devam ediyor. Özellikle Amerika tarafına yine bakıyoruz. Çin'de önemli gelişmeler var. Faiz konusunda değişiklikler var. Belki bunu biraz konuşmamız gerekecek. Çünkü özellikle bir teşvik paketi geldi. İkinci bir teşvik paketi gelir mi diye konuşuyoruz. Gelmediği durumda tabii ki borsalar bu anlamda etkileniyor. Asya tarafında bunlar önemli. Yine Lagarde'dan faiz indirimi geldi. Avrupa tarafı bambaşka bir faiz indirimi ve ekonomiyi canlandırmak için konuşuyor. Küresel cephe içinde tabii ki hem Amerika Birleşik Devletleri seçimleri önemli, hem de bununla birlikte tabii ki tekrar bir faiz indirimi bekleniyor. 25 bas puan düşünüyor ama geçen sefer de 25 denmişti, 50 oldu. Bir farklılık olur mu? Küresel cepheyi şöyle bir özetlersek bunlar var. Önce onu değerlendirelim, sonra hemen yurt içinde konuşalım, öyle grafiklere geçelim. Valla bu haftanın bence en önemli gördüğüm ilk notu, ki sen de ağzına sağlık güzel özetledin aslında gündemi, ama dolar endeksi ve altın beraber yükseliyor. Biz bunun neden olduğunu daha önce analiz yayınlarımızda belirtmiştik. Böyle dönemlerin olabileceğini ve bunun neden olduğunu belirtmiştik. Belirsizlik var. Ve belirsizlikle beraber risk de var. Jeopolitik riskler üzerinden piyasa okumasını, riskleri de, sınırlama üzerine yapıyor. Bir de FED noktasında bir kafa karışıklığı da var. Yani dediğin gibi 50 bas puandan sonra ardışık olarak güçlü bir FED'den daha ılımlı bir FED'e döndü piyasa kafasında. Tam da ABD seçimleriyle FED toplantısı ardışık olarak, yani o da enteresan. Başkan belli olacak, ardından FED toplanacak gibi bir durum söz konusu. Üst üste geldi. Dolayısıyla çok önemli bir ayı bitirirken önümüzdeki haftadan itibaren daha da önemli bir aya giriş yapıyoruz. Bu da önemli bence. Tabii FED'in faiz indirimlerine arada bir mola verme ihtimali piyasalardaki risk iştahını belirleyecek. Kim ABD başkanı olacak? O önemli olacak. Onu hep konuştuk zaten ilk başından beri. Hani Eylül'den itibaren aslında piyasa daha ekstrem bir sürece girecek dediğimiz noktada piyasa hakikaten ekstremiteleri yaşamaya devam ediyor. Altındaki rekor. En sonunda gümüş patladı. Birazdan grafiklerde konuşacağız. Yani o kırılmayı en sonunda yaptı. Ki seninle bir iki hafta önce uyarmıştık. Artık gümüşün zamanı geldi diye. Grafikte bir farklılık var diye. Teknik analiz farkı diyelim. Temelle teknik birleştiği zaman bize rehberlik edebiliyor doğru bir şekilde. Çin aslında sevgili Beyhan, yani aylardır genişlemeci ama yetmiyor. Yani Çin'den kendisinden beklenmeyen adımları atmaya devam ettiği halde demek problem ne kadar büyük ki maalesef yeterli olmuyor. Çünkü Çin %5 büyüme civarına kendini konsantre ettiği, hani hep dedik seninle çifthane büyümüş bir ülkenin, yıllarca çifthane büyümüş bir ülkenin hani %5'lere razı olması ayrı bir problem, ama o dönem büyük ölçekli şirketlerin, özellikle gayrimenkul sektörü şirketlerin o yüksek büyümeyi yakalayamadığı ortamda Çin'in yaşadıkları problemleri çözmek kolay olmayacak. Hani kredi faizlerini aşağı çekmek tamam, ama benchmark olarak neticede o şirketlere muhtemelen bir likitte, kamusal bir likitte imkanı da gerekecek gibi. Hani giden gitsin gerisine, bir dönem hatta tartışıldı bu. Çin kamu olarak devralmak istedi. Hatta bu yönde biliyorsun başta Alibaba olmak üzere bazı firmalar üzerinden baskılar kuruldu vesaire. Çin bambaşka bir başlık. Zaten Trump gelirse herhalde ABD-Çin arasındaki süreci daha fazla okumak zorunda kalacağız.
o süreci. Özetle piyasalar bana göre borsa tarafı hariç gerginliklerini her fiyatlamada gösteriyor. ABD tahvillerini birazdan konuşacağız. Sen de nereden nereye geri döndü, return yaptı. Bir de tabii Avrupa derken Lagarde'ın son konuşması bana göre çok ikonik ve ironik teşkil ediyor. Yani problem var. Enflasyonda hedeflediğimiz alana marj var. Enflasyon her an tekrar yukarı yönlü gidebilme riskleri de taşıyor. Ama biz ekonomiyi toparlamak adına faiz indirimlerine devam etmek zorundayız mealinde bir konuşmaydı Lagarde'ın söylemi. Avrupa Merkez Bankası'nın attığı adımlar Euro'da gevşeme getirdi. O da dolar endeksine ekstradan besledi diyelim. İstiyorsan hemen hızlıca bu anlattıklarımıza tabii. Ekstra bir anlatımın yoksa grafiklerle. Yok, hemen grafiklerimize çünkü bize başlayalım. Çünkü bize dair önemli grafiklerimiz var. Şimdi, ve bugün önemli evet. Bir tepki geldi. Hı-hı. Kalkmadan onu söyleyeyim. Bu tepki çok sınırdan geldi. Bu tepkinin seninle konuştuğumuz gibi yani şu birkaç haftada devam etmesi ve yukarı yönlü hareketin artık aşağı yönlü baskıdan kurtulması Ekim sonu vadeli bir yapı da konuşacağız bugün. Evet. Yaklaştığında çok önemli olacak diyelim. Ve hızlıca ilk grafiğimizle başlayalım. ABD tahvil grafiği. Seninle arada bu konuyu yurt içinde işliyoruz. Biraz konuşalım. Özellikle Borsa İstanbul'u konuşalım istiyorum. Önemli. Bugün için. Çok. Yani 3 grafikle Borsa İstanbul'u konuşacağız. Artı bir yapı konuşacağız. Önemli birkaç sektörde bakacağız ve bugünü inşallah güzel bir şekilde yatırımcıya rehber olarak tamamlamış olacağız. İlk grafiğimize baktığımızda tekrar 4'ün üzerine yerleşme. Yani ABD 10 yıllıklar 4.20'lerde, 2 yıllıklar 4.05'ler, 4.06'larda. Şimdi bu ne demek? Bak geri dönüş çok hızlı oldu. Çünkü hani 50 bas puanla gelip piyasaları pozitif yönde şaşırtan FED, daha sonra gelen tüm açıklamalarda ve hani bölgesel başkanların açıklamaları dahil, Powell dahil, hatta Trump dahil, tüm herkesin görüş bildirdiği bir ortamda biraz belirsizlik oluştu ve bu sıçrama iki yönden okunmalı Behan. Bir, hızlı adımlarla gitmeyecek olan bir FED fiyatlaması. Neçede tahvilde bir ralli yakalandı. Faiz aşağı, tahvil fiyatı yukarı ya. Tahvilde ciddi getiriler elde edildi. Ondan sonra bir düzeltme yaşanması normal. Şimdi bu sıçrama kalıcı mı değil mi anlamak adına ikinci açıklaması da piyasa yukarı yönlü kar satışlarıyla kendini bir miktar realize ediyor. Fed'in Kasım toplantısındaki gelecek faiz indirimi öncesi bir marj oluşturuyor kendine. Ne bekleriz normalde? Sevgili Beyhan, şu hareketten sonra tekrar 4'ün altına gelip bir zikzak bekleriz ve 3-4 bandı içinde kalıcılığın devamını bekleriz ABD tahvillerinde. Yani FED faiz indirimine devam ediyorsa. Ama kısa vadedeki bu satış eğer kalıcı olursa FED toplantısından sonra ve ABD seçimlerinden sonra. Çünkü bu tarafta başka bir şey var sevgili Beyhan. Bu tarafta ekopolitik düzlemde her şeyi ama her şeyi etkileme gücüne sahip ve şu ana kadar merkez bankaları sayesinde sınırlı etkileyen bir jeopolitik risk başlığı var. Şu bekleniyor ve şu umut var. ABD seçimlerinden sonra yeni başkanla bu iş, bu insani dram, bu Filistin'de yaşanan, şimdi Lübnan'a doğru ilerleyen, hatta İran üzerinden de okunan bu risk de bir yumuşama, bir hani uzlaşma, yeni başkanın yeni politikaları Trump ya da Harris, Kamala Harris hangisi artık? Trump biraz daha barışa uygun deniyor vesaire ama potansiyel bir barışı getirebilir beklentisi de var. Ama bu gecikirse ve bu faizler ABD başkanlık seçimi sonrası ve FED sonrası 4 üzerinde kalıp tekrar 4,5-5'lere doğru gidiyorsa bir alarm sinyali olur. O zaman FED mecbur kalır Aralık'ta yeniden güçlü gelmeye. Çok net söyleyeyim. Ya bu zikzak yapacak, bu faiz tekrar 4'ün altına gelecek her ikisi açısından da. Ha şunu atlattı piyasa. ABD ekonomisi güçlü. Daha bugün bir rapor okudum. ABD Avrupa ekonomisinden %30-35 daha fazla marj gösterdi.
Hani Avrupa'nın sorunları diyorsun ya sen. Net gösteren bir rapor. Hani yani ABD ekonomisinin potansiyel resesyonu üzerinden Fed'i devamlı baskılıyorlardı ya. Tamam da ABD ekonomisi verimliliğiyle almış gitmiş başka bir yere. Yani bugün Çin bile o kadar imkanına rağmen bir sürü problemle uğraşırken %5'i tutturabilir miyim derken görece olarak ABD ekonomisi farklı bir ligde olduğunu gösteriyor ama borcu artıyor. Bugün IMF Dünya Bankası toplantılarında onu konuşmadık ama en çok ne tartışılıyor? Borç. Evet. Ve bu borcun ödenebilirliği. Ve jeopolitik hislerin... Fiyatların yüksek kalacağına dair de uyarılarda yine IMF'nin bulundu. Bu hem borç hem enflasyon, düşük büyüme oranları ekonomiler için çok çok büyük risk. Ama en azından tahvil çaprazı diyor ki bize bir resesyon fiyatlaması yok. Artık 2 yıllık ABD 10 yıllıklarının altında. Doğal olan bu, normal olan bu. 4.20, 4.05. Bu korunur ama 4'ün üzeri mi, 4'ün altı mı önemli olacak. Devam edelim dolar endeksine. Dolar endeksi. Dedik ya ardışık olarak biz seninle dolar endeksi ve altını konuşacağız. Hatta arkasından gümüş ve DAX'la yurt dışını bitireceğiz ama beraber yükseliyorlar sevgili. Yani işte piyasanın arka tarafta tedirgin olduğunu gösteren bir ifadedir bu. Niye dolar endeksi yükseldi? Senle dedik ya dikkat edelim dolarda her şey bitmedi. Dolar son sözünü söylemedi. Çünkü potansiyel bir Trump ihtimali ki şu an ABD seçim endekslerinde bir miktar gelen verilerde Trump'ın şeyi artıyor. Seçilme imkanı diye haber başlıkları da var. Her an değişebilir Amerika orası ama hani kızarmış patates önemli sosyal evet. ifadeler veren Trump. Seçilme ihtimali, Fed'in daha ılımlı olma ihtimali. Ama en önemlisi güvenli liman ihtimali dolar endeksini yukarı çekiyor ve 13 aylık ortalama üzerinde gittik. 104'leri gördük. Bu ne demek? Eğer ABD başkanlık seçimleri ve FED sonrası eğer 103.50, 102.50 tekrar aşağı yönlü kırılıp şu kanala, şu çapraza girmiyorsak problem var. Hatta bu olmayıp şuralara doğru 106'lar, 108'ler, 110'lara doğru hareket devam ediyorsa problem büyük. Tamam Euro'dan dolayı bir miktar destek aldı, Yuan'dan dolayı destek aldı, Yen'den dolayı destek aldı. Çünkü 6 para birimi üzerinden konuşuyoruz ağırlıklı biliyorsun dolar endeksini. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi dolar endeksini Euro sebebiyle desteklemiş gözükse de ana tema güvenli liman. Ve piyasa güvende hissetmek istiyor yıl biterken kendini belirsizlikler bitene kadar. Net ifade bu. Ve bu arada Buffett da hisse satmaya devam ediyor. En son BofA tarafında Apple'da yarısını satmıştı. BofA'da da satmaya devam ediyor. Ama piyasa onu tersten okuyor. Aman Buffett'tan kalan malları diğerleri alır. Bakalım olur mu olmaz mı? Gelelim altına. Şimdi altında seninle bir hedefimiz vardı. 3000 lirayı gördük. Yani evet. 2730-2740'lar geçen hafta verdiğimiz hedefti. Ve kanal, dokunduk sevgili Behan kanala. Bu kanallar önemlidir. Her kanal eninde sonunda test edilir eğer doğru çizilir ve doğru tanımlanırsa. Ve benim bu çalışmamın içinde Fibo seviyeleri de var, yatay destek dirençler, ortalamalar var. Haftalık bir grafikte geliyorum. Ve kanal çizgilerim var. Benim kendi metodolojimle bulduğum. Sadece çizgiler değil onlar. Yani trend ne demektir? Birkaç, en az iki, hatta üç ve üzeri noktanın kesiştiği bir çizgi kendini tamamlıyorsa ileri doğru. O bir anlamda direnç, bir anlamda destektir. Bak son harekete tam şu kanal içinde oldu. 2600'ü kırmadı. 2730-2740'lara gitti. Peki şimdi ne olacak? Dolar endeksi de beraber oldu. Dolar endeksi 104'e giderken oldu. Ne zaman olmuştu en son bu? Pandemide. Pandemide. Rusya-Ukrayna savaşta mini bankacılık krizinde. O zaman demek ki adı konmamış bir risk var mı şu an? Var. Jeopolitik riskler artı merkez bankalarının faiz indirim süreçlerinin
altına öyle ya da böyle emtia gömleğini giydirmesi vesaire, ama şimdi artık hareketin devamı adına önemli bir yerdeyiz. Çünkü bir de yukarıda bir FIBO seviyemiz var, 2800'ler sevgili beyan. 2740 aşılıp destek olmaya başladığı andan itibaren ilk hedef 2800'ler. Orası da geçiriyorsa ve destek oluyorsa, bak yeni bir kanal var şimdi. Çalışmamda. 3075'lere kadar alan açılır. Yani şu bölgeyi altın kullanmaya başlar. Ama buradan satış gelirse, ki sürpriz olmaz benim için. Hani FED var, ABD seçimleri var, biraz belirsizlik azaldı. Yeterince jeopolitik riski fiyatta da ekstrem bir gelişme yok. Biraz düzeltme istiyorsa piyasa, gelir 5 haftalık ortalamaya. 5 haftalık ortalama 2680'lerde. Özetle bu hareketin stopu 2760-2685'tir. Kısa stopu bu. Orta vadeli stopu 13 haftalık ortalama, artık kanal çizgimiz. Yani 2590-2605. Şu bölgede orta vadeli stoptur. Buralar kırılmadıkça yön yukarıdır ve 2800 ve devamında 3000-3075 potadadır. Ama buralar kırılırsa trend bitmez. Düzeltme derinleşir. Ve hedefimiz şu bölge olur sevgili beyan. Şu kanalın alt çizgisi, yani 2450-2500'ler civarında bir geri çekilme ne olur? İyi bir alım fırsatı olur. Trend yukarıdır. Bu altın 2025'te öyle ya da böyle 3300'leri görme ihtimali %51'dir. Yani biz %100 demeyiz ama %51 demek, görme ihtimali görmeme ihtimalinden daha yüksek, daha yüksek demek doğal olarak. Gelelim şimdi gümüşe. Gümüşe hızlıca. Niye koyduk bu hafta gümüşe acaba diye tabii ki önce onu soruyorum. İşte koyma sebebimiz sevgili ben. En sonunda kırdık direnci, bak. Bir analiz farkı diyelim. Çünkü bir şey dedik sende birkaç haftadır. Burada denedik evet 30'ları. Ama bir şey olmadı. Bu arada 32 önemli bir FIBO seviyesiydi. %161.8 seviyemizde 32.22'ler. Ortalamalar, kullandığım ortalamalar 13 ve 5 aylık ortalamalar 30'lara gelmişti. Yani dirence gelen bir ortalama. Fiyat direncinin üzerinde ortalama dirence gelmiş. Bu ne demek? Geçilme şansı %51 demek. Nitekim grafik çalıştı. 32.20'yi geçtik, 34.50'lerdeyiz. Ve bir günde %6 yaptı. Enerji birikti. Şimdi ilk hedefimiz 35.50'ler. Şu ara bölge bak. Şuradaki oluşuma bak. 35.50'nin üzerinde hedef 40. Ana hedef bir yıl içinde, maksimum bir yıl içinde 50 dolar. Daha önce gördüğü seviye. O zaman altın 1900'leri görmüştü. Beraber rekor kırmışlardı. Gümüş geride kalmıştı. Baskılanmıştı. Bir de şöyle bak. Şurada bir çanak. Şurada bir kulp çalışması. Hatta bunu bir fincan olarak düşün. Bu hareketin boyu tam bak şu hareket kadar alan getirir. Yani o da 15-20 dolar. O da 50 dolara ne yapar? Fiyat hedefi olarak bizi götürür. Gümüş 30'u kırmadıkça, 30-32 stoplu bir gümüş vardır, yönü yukarıdır. Ve güvenli liman olarak değil ama, endüstriyel metal kimliğiyle de gümüş artık sahaya inmiştir diyelim. En sonunda bize 2-3 hafta önce hani, ya tamam çok güzel ama şu 32'yi ne zaman kıracak diyen izleyicimize de bir cevap oldu. Son olarak da DAX. DAX'a bakalım. Oradan hemen yurt içine hızlıca geçeceğiz. Tek bir şey soracağım. Avrupa Merkez Bankası faiz indirdi. Almanya'da problemleri biliyor. Almanya'daki problemlere karşı panzehir olarak faiz indirimleri kullanılmaya devam edilecek. Benim için şu bölgenin altına gelmemesi. Yani sevgili Beyhan, 18.500-19.000 bandı ortalamalar da dahil kırılmadığı sürece DAX problem yaşamaz. DAX'tan dolayı da gelişen borsalar ekstra bir problem yaşamaz. Bizi ayıralım, biz problemli bir dönemdeyiz. Problemden çıkmaya çalışıyoruz. Satıcılı süreçten çıkmaya çalışıyoruz. Ama DAX'ın da 18.500,
19.000 üzerinde tutunması kıymetli olacak diyelim. Global tarafı evet, böylelikle bitirmiş olalım. Yurt içini konuşalım. Özellikle tabii grafiklerle de yine konuşacağız. Borsa İstanbul tarafı hareketti. Burayla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ben de merak ediyorum. Çünkü önemli bir düşüşü vardı aslında dünle birkaç gün önce. Bugün ise 2'nin üzerinde bir değer kazancı görüyoruz. 2,13. 8838,70 seviyesini aktifi getirdi değerli yönetmenim. Bir taraftan Borsa İstanbul'u konuşalım. Seyir önemli çünkü. Diğer taraftan da özellikle bu hafta ve diğer hafta yine nitekim daha sakin. Biraz daha veri akışı bu anlamda yavaş ama Kasım ilk hafta itibariyle oldukça önemli. Çünkü geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı vardı ve özellikle faiz kararındaki para politikası metnindeki önemli vurgular dikkat çekti. Bunun da en önemli tarafını aslında şurada görüyoruz. Özellikle dikkat çeken en önemli ifade biraz daha yüksek faizle sanki 2024'ü kapatacağız. Yani faiz indirimi bekliyor muyuz sorusuna aslında orada bir cevaptı. Çünkü aylıkta özellikle baktığımızda enflasyon rakamlarında hala istenildiği düzeyde değiliz. Sanki 2024'te bir faiz indirimi görmeyecekmişiz gibi. Sanki verilen mesajlar daha çok bu yönde. 2025'e tabii ki bu anlamda takip edilecek enflasyon rakamları. Yine enflasyon rakamını konuşacağız Kasım ilk hafta itibariyle ve yurt içinde en önemli gündem maddesi bu diyebiliriz. Bununla birlikte tabii ki yine enerji tarafından önemli açıklamalar geldi Sayın Bakan'ın. Dün itibariyle 2035 vizyonu ki enerji oldukça bugün önemli bir konu. Bugün enerji sektöründe işleyeceğiz zaten. Bugün özellikle dünün en önemli noktalarından biriydi enerji konusu. Yine bununla birlikte tabii veri akışları önemli olacak. Yurt içinde de neler söylemek istersiniz? Tabii önce borsayı sormak istiyorum. Valla sevgili canım, sadece Merkez Bankası ile ilgili birkaç cümle ifade etmek isterim ben de. Metinde iki tane farklı mesaj benim ilgimi çekti. Bir tanesi aslında bu yıl için faiz indirim sürecini kapattı. Yani enflasyonda beklenen iyileşme gecikiyor. Verilerde hala bir katılık var. Hedeflenen enflasyona yakınsama geciktikçe sıkı para politikasındaki duruş devam edecek meali. Tabii doğal olarak Kasım aralığı öteledi. Ama orada bir cümle var. Senin de dikkatini çekmiştir gene ifadede. Bugüne kadar Merkez Bankası'nın en çok şikayet ettiği konu, haklı da, ki bütün dünya şikayet ediyor, hizmet sektörüydü. Ne dedi bu sefer Merkez Bankası? Hizmet sektöründe son çeyrekte iyileşme bekliyoruz. Yani diyor ki Ekim, Kasım, Aralık aylarında hizmet sektöründeki o katılıkta bir yumuşama bekliyoruz. Son gelen veriyi hatırla. Eğitim bir numara. Konut, arkasından lokanta, restoran ve işletmeler. Yani hizmet sektörünün o katılığı yavaşlarsa sanayi üretim verisi üzerinden takip ettiğimiz üretim tarafındaki o hani motivasyon kaybının getirdiği süreci normalleştirecek bir faiz indirim ihtimali en azından Ocak için hakikaten potansiyel hale gelebilir. Hatta bir sürpriz Aralık olur mu? Onu belirleyecek olan, çünkü o yönde görüş bildiren uzmanlar da görüyoruz. Benim için aslında şu an %50-50 kendi adıma söylüyorum. Neden? Bir yandan mecburiyetler var, bir yandan enflasyon benchmarkını toparlama ihtiyacı, kredibilitenin korunması. Ama burada global eğer ABD seçimlerinden ve FED'den sonra risk iştahını yukarı atarsa, çünkü gelişen piyasalara para akımı, rotasyonu çalışmadı şimdilik. Risklerden dolayı sevgili Beyhan. Biraz Çin daha agresif olursa genişlemede ve ABD seçimleri ve FED sonrası biraz daha gelişen piyasalara para akımı hızlanırsa rotasyon gereği Kasım'da, Aralık'ta Merkez Bankası enflasyon verilerine de bağlı olarak bu alanı kullanır mıyı bir tarafta şart olarak tutalım. Bu da borsa için bir hikayedir. Hatta Ocak ayında olması bile bir hikayedir. Tabii jeopolitiklerin azalışı bizi çok pozitif etkiler. Biliyorsun Kasım'ın hemen başında bir S&P değerlendirmesi var. Olası bir not artışı bizi olumlu etkiler, katalizör olur. Bir de siyasi gelişmeler var içeride an itibariyle mevcut durumda. Ama çok taze, onu daha sonra analiz etmek gerekiyor, konuşmak gerekiyor. Birçok beklenti şu an içeride haber olarak önümüzde, fakat likidite gerekiyor. Bugün bir yukarı yönlü hareket var. Değişmediyse ben gelirken, hatta bankacılık endeksi bir ara %4'lere ulaşmıştı. O hareket önemli. Şimdi grafiklere geçerken bu arada %2,5'a yükselmiş. Evet, 2,5'a yükseldi. Sevgili Beyhan, tahammül sınırlarına geldik. Borsa İstanbul'da.
artık hareket zaten kaçınılmaz olarak buradan yukarı olmalı. Çünkü VYOP tarafında özellikle dördüncü grafikte göstereceğim. Geldiğimiz seviyeler artık, yani tamam orada çok konuşuldu, hece ediliyor tamam. Yani sadece orada pozisyon ağırlığına bakmayalım, o pozisyon ağırlığı yanıltıcı olabilir diyen kardeşlerim de var haklı olarak ama neticede ağırlıklı short pozisyonların getirdiği bir baskı spot tarafta çok çeşitli likitte olmadığı zaman spot VYOP'u yönlendirmiyor. Normal kuralı budur. Vadeli tarafın hareketleri biraz spot üzerinde baskı oluşturuyor. Bu çok doğal. Yani çift tarafı okumak lazım. Ama biraz pozisyon kapamalar devam ediyor. Bizim için orada benchmark nedir? Ekim sonu kapanış. Evet. Orada yeni vadeye, Kasım Aralık vadeye hangi pozisyon ağırlığı geçecek? Bir kere ona bakıyor olacağız. Tamam, spottaki pozisyonları hedge etmek için orada çünkü vadeli tarafta biliyorsun hisse senetleri üzerinden de işlem açılabiliyor. Spotta fiziki alımdaysanız o tarafta kendinizi shortlayıp mekanizma oluşturabiliyorsunuz ama o dağılım ana endeks vadeli de yani X30Y vade olarak nitelendirdiğimiz vadeli de ağırlıklı short pozisyonda olduğu için bir baskı vardı. Onun artık tahammül sınırlarındayız. Bu piyasa hepimiz. Buralardan tepki üretmeliyiz. Tamam likitte yok ama likitte gelene kadar o likitte yabancı hikaye, bu hikayeyi daha güçlü, Türkiye'nin hikayesini daha güçlü satın alana kadar kendi içimizde bu dengeyi sağlamamız önemli. Burada bir not düşüm kendi adıma daha önce gördük bazı alımlar oluyordu. Bir market maker dediğimiz bir piyasa yapıcıya ihtiyacımız var. Yani piyasanın çok yönlü gelişmesi, açığa satışın normalleştirmesi, swap hareketleri vesaire tamam. Yabancının daha Türkiye'ye efektif olarak gelebilmesi için ama bizim kendi içimizde bir piyasa yapıcı. Bugün Amerika'da tavan taban yok. Bizde tavan taban var. Nasıl dengeliyorlar? Piyasa yapıcı var. Belli bir aşağı geliş oluştuğu an, hani tombul parmak veya kara pazartesi tadında olmadıkça piyasa yapıcı devreye giriyor ve alımlarla veya satımlarla o piyasayı dengeliyor. Bir de buyback dediğimiz süreç, hemen kurumlar bir şekilde devreye giriyor. Kendi hisselerinde alımla pozisyon dengeliyorlar. Biz daha önce bunu başarıyla yaptık buyback sürecini. Ama bir piyasa yapıcı Türkiye için de pozitif olur diyelim, bir not verelim. Orada fonlar mı yapar bu işi yoksa hani çok konuşuluyor varlık fonu üzerinden mi olur? Başka bir mekanizma mı? Bir piyasa yapıcı bize çok pozitif bir momentum getirir. En azından endeksin çok ekstrem bir şekilde aşağı yönlü gelmemesi için. Tahammül sınırlarını anlatalım mı şimdi? Evet, gösterelim grafikte. İşte tahammül sınırı. Yani şu bölge, bak aşağıya. 8600 bandında zaten tepki gelmeli. Ve o tepki bizi, iki yeri önemsiyorum burada. 9150 ve 200 günlük ortalama 9400. Eğer, zaten ortalamalar da yaklaştı. 50 günlüğün 200 günlüğe yaklaşmaması için bir an önce bu tepkinin devamı ve 9400'lerinde 9700'de geçerek güvenli bölgeye geçilmesi. Bu oluyorsa herkes tamam der. Hatta Kasım'la beraber hani Kasım'da aşk başkadır denir ya bu filmlerde. Borsa tarafında biraz daha moralli olabiliriz. Olacak mıyız? Olma ihtimalimiz var ve olmalıyız. Evet. Ama buradan altını çizelim. Bugün 22 Ekim analiz programında bunu özellikle söylüyorum. Yani, Kasım ayı daha moralli geçebilir. Aynen. Çünkü geçmiyorsa bir kardeşim demiş ki şimdi okudum. Grafik mi kaldı hocam hani haber akışları belirliyor. Jeopolitiklerle baskılandık birçok. Grafik burada şu ihtiyacımızı karşılıyor. Strateji yaparken nerede nasıl davranacağımızı bize anlatıyor. Hangi seviyede? Yani benim 8600-8500 altında bir borsa görmem düşüşün derinleşmesi anlamına geliyor. Onun için tahammül sınırı. Gelelim ikinci grafiğe, sistem grafiği. Hızlanalım. Tabii biz şu sisteme bakalım. Şimdi sistem de farklı bir şey söylemiyor. Bak şimdi tahammül sınırımız Bollinger bandın altı. Şimdi yukarı atacağımız bölge çok yakın. Neresi Bollinger bandın altı sevgili Beyhan? 8150'ye kadar ben tahammül ederim. ATR bandın altı da 8500-8100 bölgesi. Gelsen ona 8000-8500 de. Oraya yaklaştıkmıştık ya. Bugün o tepki çok kıymetli buralarda. Ve şuranın üzerine yani önce bir 55
haftalık ortalama. Devamlı diğer Bollinger Band'ın ortası ve diğer ortalamalara doğru gidiş. Neresi orası? 9400, 9600 üzerine kendini attığı an borsa, atabildiği an, yani başlığı doğru koyalım. Tahammül sınırlarından gelen tepki, dirençlere gitmeli, dirençleri destek yapmalı. Yabancı alımlarıyla da desteklenmeli. Bu oluyorsa ve sistem kendini buraya atabiliyorsa gideceği yer belli. Önümüz açık. Bu olmuyorsa maalesef aşağısı boşluk. Tahammül sınırı. Gelelim dolar bazlıya. Yine bir tahammül sınırı. Biz 100 dolar bazlıyı da alalım. Yani herhalde bütün piyasayı bir bütün olarak kabul ettiğimiz aracı kurumlar, opsiyon alanlar, değer yatırımcısı ve trade edenler. Herkes bu havuzun içinde. Öyle ya da böyle. Dolar bazlı da geldiğimiz yer, geçen hafta da söyledik, 2.50'ler. Artık kırılmaması gereken yer. Çünkü oranın altında 2.20, 2.40. Ben sana bir dolu destek söylerim. Eğer dirençleri geçip destek yapamıyorsak, trend değişimi ihtimallerinde aşağıda destek dolu. Mühim olan dirence doğru gidip direnci destek yapabilmek. Tekrar trende dönmek için. Sevgili ben, 200 günlüğün altında bir ortalama da bir trade varsa TL bazlı grafiklerde dolar bazlıyla etkiliyor. Ve bir an önce 2.70-2.85'e doğru gidebiliyor olmamız lazım. Yabancı geliyorsa artık burayı ya burayı ucuz bulacak ya da burayı bulmaması için bizim bir piyasa yapıcıya ihtiyacımız olacak. Gelelim VIOP'a. Şimdi işte evet, VIOP'taki o pozisyonlanmanın getirdiği grafik. Sana demiştim 10 binlere geçmeyelim. Geçersek tahammül bölgelerine yaklaşırız diye. İşte tam tahammül bölgelerine yaklaştığımız alanda, 9600'lere geldiğimiz alanda 9500-9600'de tepki vermeye çalışıyoruz. Eğer önümüzdeki günlerde 10.100'ü kırıp trend içine dönebilirsek, VIOP tarafında sevgili Beyhan çok önemli olacak. Ve bu vadenin kapanışı mutlaka 10.100'lerinde, hatta şu bölgenin üzerinde, 10.500'lerin üzerinde oluyorsa biz geri döndük demektir. Geri dönmeye başladık demektir. Gene bugünün tarihi VIOP tarafında. Ama bu olmuyor. Ve 9.500, 9.600, hatta 9.200'ler şurada gözükmeyen bölge kırılıyorsa beyaza kadar alan açılır ki beyazım 8.600'lerde VIOP tarafında sevgili beyan. Bu nereden baksan %10'luk daha bir potansiyel demek minimum. Onun için o bölgeye %10'luk bir düşüş demek, spotun da düşmesi demek. Böyle bir düşüş yaşamak istemiyorsak artık bütün herkes burada, büyük yatırımcılar dahil, tahammül sınırlarından bu borsanın tepkiyi kendi kendine yabancı gelene kadar güçlendirmesi lazım. Kendi yemeğimizi kendimiz bir pişirelim, alan çok olur. Sevgili beyan. Bu da bir not olarak düşsün. Devam edelim bankacılık. Bankacılık çok tarafı. Konuşuluyor. Raporlar üst üste geliyor. Ama ben burada şu an grafikleştiremedim ama Barclays'in de bir kardeşimiz paylaşmış. Buradan da ona selam olsun raporunda. Çok önemli enflasyonla düzeltilmiş fiyat kazanç oranlarıyla Borsa İstanbul sevgili beyan öyle bir yere gelmiş ki daha önce gördüğü o dip seviyelerde. Buralardan zaten yükselişler başlamış. Yeni girmişiz. Yani diyor ki bize enflasyonla beraber 2,75 bu arada yükselmiş. Eyvallah. Ya işte o tahammül sınırından tepkiyi güçlendirmemiz gerekiyor dediğimiz noktadayız. Diyor ki Barclays bize yukarı yönlü potansiyel var ama şimdi tam zamanı. Banka raporlarında da BofA vesaire, Morgan Stanley, Stanley Morgan vesaire birçok rapor okuduk. En çok BOFA. İşte pozisyon al ama fiyat düşürür. Kamu bankalarının pozisyonu al değil ama hedef fiyatları ne oldu? Yükseltildi. Enteresan da bir rapor. Ben şöyle söyleyeyim. Bankacılık endeksine baktığımda tam yerinden dönmeye çalıştığını görüyorum. 12.131 önemli bir fiyat. Çünkü 200-250 günlük ortalama civarından dönüş benim için kıymetliydi ve tam da oradan dönmeye çalışıyoruz. Eğer 200 günlüğün üzerine kendimizi atabilirsek 12.500'ler üzerine gitmemiz gereken yer 13-13.700. Tüm ortalamalar orada, algoritma orada. Çünkü oranın üzerinde yukarı yönlü bir bankacılık endeksi başlayacak. Neyi fiyatlamaya başlayacak?
Belki bir S&P, potansiyel bir notu inşallah. Seçimler bitti, belirsizlik bitti Amerika'da. Fed biraz daha rahatladı ve bizim Merkez Bankamızın artık faiz indirimine dair potansiyeli yılın ilk çeyreği için en azından sonunda gelmese de arttı. Bunu fiyatlar. Çünkü marjlar enflasyon ve yüksek faizden ötürü törpülendiği için bankacılıkta o raporlar öyle veriliyor. Daha çok kıstas var ama bankacılığa gelir yabancı gelecekse onun için ben bu geri dönüşü çok önemserim. 13.000-13.700 hedef olmalı ve oranın üzerine geçmek demek borsa için daha büyük potansiyel demek. Devam edelim sınayi. Direniyor haftalık bazlı grafiklerde. Yani yeterince düştüm, artık düşmek istemiyorum diyor sınayi. 89 haftalık ortalamada 11.800'ler kırılmadı neyse ki. Çünkü bak 15.000'ler üzeri gördükten sonra ciddi bir düşüş, kendini toparlamaya çalışıyor. Eğer şu bölgeyi sevgili Behan, iki tane FIBO bölgesi hemen okuyayım. 12.000-13.500. Oraya gidebiliyorsak buradan kalkıp ilk sinyal. Oranın üzerine aşmak demek önemli, ortalamada aşıp bak tekrar yukarı yönlü bir sınav endeksi neyle olur? Tabii ki bu da faiz indirim ihtimaliyle olur. Biraz yabancı sermayenin çok ucuzlamış sanayi şirketlerine performansıyla olur. Bir de tabii sanayi şirketleri işte ihracat yapabilen, ihracat potansiyelleri olan şirketler de var. Artık buralar bak görüldüğü gibi sınayide bile tahammül. Devam edelim. Holding. Holding'e kaç bakalım. Kaç dakikamız kaldı bu arada? Sevgili yaklaşık 7 dakikamız kaldı. Güzel. Alanımız var. Evet. 3 tane de grafiğimiz var. Burada holding'de de tam beyaz çizgi sınır demiştik. Çünkü aşağısı boş demiştik. Tam da oraya yaklaştığımızda dönüş başladı. 7.700'ler, 7.800'ler. An itibariyle 8.000'e gelmişiz bize. Ben grafiği hazırlarken 7.981'di. Bak şu bölge, tüm ortalamaların birbiri üzerine devrildiği bölge. Fakat bir sinyal tehlikesi var. 50 günlük 8.600, 200 günlük 8.580. 50-200 günlüğü kırmamalı ise kural, kalıcı olarak trend değişimidir. Ayı piyasası işaretidir. Bunun olmaması için bu bölgeye geçip ne yapmalı? 9.000'lerin üzerine kendini atmalı ki holding endeksi önümüzdeki dönem, yani %15 ciddi bir trade kârı bu arada. Yani bugün holding alan endeksi satın alabiliyorsa veya da endeks içindeki hisseleri alan 9.000 demek, 8.500-8.600 demek %5-6, onun üzerine %10 ve üzeri bir kâr demek zaten. Ama ben başka bir şeyden bahsediyorum. Tahammül sınırlarına gelmiş tüm endekslerin tekrar kendini koruyup yılın geri kalanı ve yılın önümüzdeki yılın ilk 3 ayı için borsanın pozitif tarafta kalabilme gücünden bahsediyorum. Ve bunu her hafta hatırlatacağım. Eğer bu olmuyorsa. Bugün dönüş olmalı artık. Bu hafta dönüş haftası olmalı artık. Maksimum aralığın ilk haftası dönüş haftası olmalı artık. Yoksa sıkıntı, pardon Kasım'ın özür dilerim. Yoksa sıkıntı büyüme ihtimali oluşturacak. Grafikler hiçbir zaman bizi yanıltmadı. Çünkü biz seninle ne dedik? Temmuz ayı ortasında uyardık. Behan notlarında var. Tabii. Lütfen o yayınlara geri dönsünler. Var YouTube kanalında. apara.com'un YouTube kanalında var yayınlarımız. Orada uyardık. 11.000'lerdeyken endeks. Bütün endeksleri de konuşarak uyardık. Uyardık, evet. Onun için kademe kademe de anlattık hikayesini. Temeliyle tekniğiyle. Teknik de önemlidir, temel de önemlidir. Beraber birlikte strateji oluşturabiliyorsa ve nerede ne yapmamız gerektiğini bize anlatıp biz de onu yapabiliyorsak. Devam edelim. Ulaştırma. Ve ulaştırma. Önemli. Bir holding kadar benim için önemli ve ulaştırmanın geldiği yere bak. Aynı 200-250, bankacılık gibi. Bunlar diri kalmış endekslerdi. Bankayla beraber. Ulaştırmanın gücü de önemli. Bak şu 50 günlüğün üzerine kendimizi atabilirsek 33.300'ler üzerine yakınız. Biraz daha moralli. Önce bir işte şu %100 daha önce gördüğümüz seviyeler 36-37 binler, sonra 40 binler. Her zaman da şu mavi çizgi çalışır. 40 binlere kadar, 41 binlere özür dilerim, hareket. Baktığın zaman %25-%30 hiç fena değil. Ama burayı kırıyorsa, yani 29 binler, 30 binler, o zaman
stres olur. Şimdilik o stresten en uzak konumlamada gözükse de ulaştırmaya da bakıyor olacağız. Son olarak da Sayın Bakanımızın açıklamalarından sonra ekstrem bir düşüş göstermiş, özellikle koydu bugün enerji sektörünü ifade eden elektrik endeksi. Sevgili Bey, 5 yani 200 dedik yetmedi, 377 günlük dedik üstsel yetmedi, 500 günlüğün altından tepki vermeye çalışıyor. Bak tam 500 günlük sınırında. Onun üzerine geçebiliyorsak, çünkü ortalamalar da akmış, hatta burada bir trend değişim sinyali de almış. Endeks nereye gidecek kitapta? 500'lere. 500'lerin üzeri güvenli bölgedir elektrik endeksi için. Daha güvenli bölgedir. Dönüş sinyalidir. Ama buralardan artık o gücü almalı. Çünkü Sayın Bakanımızın anlattığı şeyler Türkiye'nin gelecekteki enerji potansiyelini net olarak gösteriyor. Türkiye'nin birkaç senesi içinde ciddi kazanımları olacak enerji tarafından. O kazanımlar bizim cari dengemizde önemli bir yer teşkil edecek. Oradan arta kalacak, cebimizde kalacak olan kaynakların ekonominin diğer alanlarına kullanılması imkanını verecek. Yani Türkiye daha enerji bağımsızlığıyla daha güçlü bir ülke konumuna gidebilecek. O dönemde de elektrik sektörü içindeki firmaların doğru analizde, doğru seçimle potansiyelleri de olacak, hazır da ucuzlamışken. Bütün grafiklerimizi yetiştirmiş olduk. Her şeyi yetiştirdik. Her şeyi yetiştirdik, evet. Hem gündemi konuştuk. Tabii bu hafta veri açısından çok yoğun bir hafta değil. Yani küreselden gelen veriler var. Yurt içinde yine bu anlamda biraz daha sakin diyebiliriz bu haftayı. Ama tabii borsa en çok konuşulan konulardan biri. Son birkaç dakikam kalmışken Cüneyt Bey size sormak isterim. Çünkü yatırımcılar... Evet, bugün bir yükseliş oldu ama dalgalı seyri tabii ki önemsiyor ve takip ettikleri önemli noktalar var. Biz burada yayınlarımızda bunları söylüyoruz ama sizin ilave olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Özellikle borsa yatırımcısı, grafiklerle anlattık ama özet olarak birkaç cümleyle özellikle neler söylemek istersiniz bu süreçte? Yeni giren arkadaşlarımız son 3-4 senede pandemiden sonra, eskiler biliyor ama çok şey gördü. Yukarıyı da gördü, tüm hisselerle rekorlar da gördü. Sınav endeksle rekor da gördü. Daha sonra ana endekslere dönüşle, blue chip hisselerle rekorlar da gördü. Düzeltme kalıpları da gördü. Ama böyle sert bir düzeltme kalıbı görmedi. Onun için önemli olan teknikle temeli birleştirirken iki şeyi doğru yapmak lazım. Bir, önce doğru sektör, doğru hisse. Bunun için kaliteli bir temel analiz gerekiyor. Bunu kendimiz yaparken eksik kaldığımız noktalarda muhakkak kendimizi yetiştirmemiz ve profesyonel destek almamız kurumlardan özellikle gerekiyor. Ve hisse seçerken araştırma raporu arkasında olan profesyonel yaklaşımlara itibar etmemiz gerekiyor. Sosyal medya üzerinden bir kez daha uyarıyorum. Ne kadar etik hesap olursa olsun içlerinde. Ama neticede hisse söylemek bir vebaldir. Arkasında araştırma raporu ve bir profesyonel desteğin olmasıyla siz ancak portföy önerisi veya hisse önerisi yapabilirsiniz ve yapmalısınız. SPK'nın bu konudaki metinleri açık. Tekniğine bakarsın ayrı ama temeliyle tekniğiyle şu hedef fiyat demek için bir kurum içerisinde o raporun oluşturulması ve o raporun arkasında hem profesyonel bireylerin hem de profesyonel bir kurum anlayışının olması çok önemlidir. Buna da dikkat edelim. Bunun yanına da ne ekleyeceğiz? Teknik. Ve temel birleştiğinde sat dediğinde sat, gene alma imkanı var. Al dediğinde al, yapabilecek yeterlilikte ve hızlı olmanız gerekiyor. Ve trade ile değer yatırımcılığını birbirinizden ayırmanız gerekiyor. Trade kısa vadeli karlara odaklıdır. %1, %2 bile iyi paradır. Çünkü tekrarlanan %1, %2'ler benchmark'ın üzerinde getiri demektir. Ama değer yatırımcısı orta ve uzun vadede kendi konfor alanını büyüyen şirketle daha iyi hale getirme amacını güder. Ama onun için de doğru ise de beklemek ve arada proaktif değer yatırımcılığı kavramı var. Düşüşlerde bir miktar satıp hisse sayısını arttırmak önemli olacaktır. Buradan tüm yatırımcılara da, bizi izleyenlere de önemli noktaları vurgulamış olduk. Teşekkür ediyoruz stratejist Cüneyt Paksoy. Sağ olun katkılarınız için. Cüneyt Paksoy ile birlikte analiz programını burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.